İstanbul Adliyesi'nde mafya hesaplaşması. Alaaddin Çakıcı ile eski sağ kolu Tevfik Ağansoy'un adamları adliyede kapıştı. Avukat cübbesiyle suikast girişimine hazırlanan tetikçi Fatih Bayatan'ın yargıç önüne çıkarıldığı gün yaşanan olayları Kanal D ekibi adım adım görüntüledi. Burası İstanbul Adliyesi'nin koridorları. Adalet dağıtılan mekanda mafya işte böyle birbirine girdi. Bu aylar önce aynı koridorlarda yaşanan bir suikast girişiminin hesaplaşmasıydı. Eski patronu Alaaddin Çakıcı'ya meydan okuyan Tevfik Nurullah Ağansoy 3 Nisan günü yargıç önüne çıkarken Çakıcı'nın adamları sinsi bir planı uygulamaya koymuşlardı. Peruk ve avukat cübbesiyle mahkeme salonuna sızan Çakıcı'nın tetikçisi Fatih Bayat'a tetiği çekmeden az önce polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte bugün suikastçı Bayat'a'nın yargılaması yapılıyordu. Suikastten kurtulan Ağansoy da adamlarıyla birlikte adliyeye geldi. Geldik bakalım, bugün de bir şeyler yaptırsın diye bekliyoruz ama. Polis misilleme yapılması ihtimaline karşı tedbirliydi. Duruşmada sık sık göz göze gelen tetikçi Bayata ile hedefi Ağansoy arasındaki gerginlik kavganın habercisi gibiydi. Kendi başına konuşlandı, tamam. Tetikçi Bayata suikast planını ayrıntılarıyla anlattı. İlk plan benim belimdeydi. İlk kapıdan girdiğimde. Evet, ana kapı hiç arama falan olmadı. Normal bir insan gibi, ortamına çıktı da almıştı. Ağansoy ise suikastçıyı ilk andan itibaren izlediklerini iddia etti. Duruşmaya silahlı girmesini biz sağladık. Polis bunun içeriye duruşma salonuna girmesine müsaade etti. Duruşmada tutulan zabıt da o gün hakim beyin de bu konudan haberdar olduğu dosya kapsamından zaten anlaşılmaktadır. Duruşma bittiğinde koridordaki görüntü mafya filmlerini andırıyordu. Ağansoy işte ağabeyler burada diye işaret verince meydan savaşı başladı. Polis Çakıcı'nın ölüm emri verdiği Ağansoy'u koruma altına alırken adalet dağıtılan binadaki kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Tamam. Ve sihirbazlar kralı Mandrake canlı yayında kızını kesecek. Şok gösterileri izlerken gözlerinize inanamayacaksınız. Az sonra.